Çocuklar ve cemaat. İbni Abbas'ın nakline göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kenarda kalmış bir kabre uğramış. Kabrin yanında sahabilerine imam olmuş. Onlar da kabrin arkasında saf bağlamışlardır. Bu başlık altında çocukların abdest almaları, temizlenme ve guslün onlara ne zaman vacip olacağı, cemaatle namaz ile bayram ve cenaze namazlarına katılıp yetişkinlerin saflarına dahil olmaları gibi konulara işaret ediliyor. Bunu gösteren rivayetleri alıyor Buhari Hazretleri. Buhari'nin yukarıdaki rivayeti zikretmesinin sebebi, hadisenin cereyan ettiği sırada henüz buluğa ermemiş olan İbn Abbas'ın o cenaze namazında ve cemaatte hazır olmasıdır. Böylece çocukların cemaate gelip saflara dahil olabileceğini anlatmak istemiştir. Çocuklar camiye gelebilir, saflara dahil olabilir. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cuma günü gusletmek buluğa eren herkese vaciptir. Yani cuma günü gusletmek ısrarla tavsiye edilen bir şey buluğa erenler için. Buluğ ve ihtilam cuma günü gusletmenin şartı olunca cuma ve diğer namazlar buluğdan önce farz olmamış olur. Buradaki vacip gerekli manasındadır. Bu sebeple cuma günü gusletmek sünnet veya müstehap kabul edilmiştir. Yani insan gusletmesi de olur ama gusletmesi sünnettir, müstehaptır, güzeldir. İbn Abbas'a biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bayram namazgahına çıktın mı diye sordu. İbn Abbas radıyallahu anhuma evet ona olan yakınlığım olmasaydı orada bulunamayacaktım dedi. Her çocuğa nasip olmadı diyor. Ben Efendimizin amcasının oğlu olduğum için çocuk yaştayken bile onun yanında bulunabiliyordum. Hadisin ravilerinden biri şöyle demiştir. Yaşımın küçüklüğünden dolayı bulunamayacaktım demek istiyordu. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kesir İbn-i Salt'ın evinin hizasındaki sütunun yanına gelip orada hutbe irad ettiler. Sonra kadınların bulunduğu tarafa geçip onlara vaaz ederek hatırlatmalarda bulundular ve sadaka vermelerini tavsiye ettiler bayram namazında. Bunun üzerine kadınlar ellerindeki yüzük vesaire gibi halkaları, ziynet eşyalarını Bilal'in eteğine atmaya başladılar. Hazreti Bilal de Efendimizin yanında eteğine tutuyor. Kadınlar onun içine bileziklerinden, yüzüklerinden atıyor, tasadduk ediyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ile birlikte evine döndüler. Bu rivayetlerden kendine sahip olup oyuna kapılmayacak yaşa gelen çocukların bayram ve diğer ibadet mekanlarına gideceği anlaşılmaktadır. Buradan demek ki şunu da anlıyoruz. Çocuğa camide sahip çıkamayacaksak orada insanların namazını bozmamak, huzursuz etmemek gerekiyor. Camiye götürdüğümüz çocuğa sahip olmak gerekiyor. Çok küçükse eğer orada huzursuzluk verecekse götürmemek gerekiyor ama biraz büyüyünce de çocukları camiye götürmek gerekiyor. Hem onlara sahip olmak hem diğer cemaate rahatsız ettirmemek, ettirmeden onları namaza götürmek gerekiyor.